Günaydın çiçeklerim. Bu şekilde video başlattığım için kusura bakmayın ama bugün böyle bir kaçışım vardı. Merkeze geçeceğiz kardeşimle. Dedim ki bugün böyle bir vlog. Tripod gibi bir şey aldım bu arada. Ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Yani bugün bununla şöyle çekelim diye düşünüyordum. Şöyle tutarım. Şurayı yapamadım. Neyse. Şimdi dün saçımı maşalamıştım. Aşırı derecede bozulmamış. Ama şöyle üstünden hafif bir geçeceğim. Sonra da birazcık makyaj yapacağım. Ama önce şu cildimi bir nemlendirmem lazım. Bakın. Regli yaklaşıyor ya. Şuralarımda hemen sivilceler pıtır 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 çıkıyor. Az önce size post yapıyordum. Çok güzel bir post hazırladım. Kesinlikle Instagram'dan beni takip etmiyorsanız hemen takip edin. Üst saçlarımı bir tarayayım. Hemen yapıyorum saçımı. Bu arada maşam, Arzu'nun bu maşası. Düzleştiricisiyle birlikte almıştım. Yıllardır kullanıyorum. Gerçekten yıllardır kullanıyorum. Çok iyi. Şimdi cildimi bir nemlendireyim çabuk çabuk. Hemen bir makyaj yapayım. Gözaltı kremi. Bunlar benim makyajdan önceki fix adımlarım. Güneş kremi sürüyorum. Kışın güneş kremi sürülmez diye sürmemezlik etmeyin. Kesinlikle sürülür. Benim kardeşim mal olduğu için sürmedi. Beaulieu'se şu primer var ya, ben bunu bayağı bir beğendim. Çok güzel, ışıl ışıl. Highlighter gibi bile kullanılır yani. Çok sıktım. Cildiniz böyle fondötenin altından ışıl ışıl dursun istiyorsanız kesinlikle bu primer'a bakın. Önce fondötenimizi uyguluyoruz. L'Oreal True Match. Şu Eclipse'in böyle çift açılı fırçasıyla. Şöyle incecik zaten. Şöyle turuncu tonlarında bir makyaj yapmıyordum. Öyle hep kahve tonlarından gidiyordum. Bugün böyle niyeyse bir turuncu turuncu makyaj yapmak istedim. Makyajımın son hali böyle, en sevdiğim dudak kalemimi sürüyorum şimdi. Bu kalemi ben bu arada A101'den aldım. Ucunu açarken sadece sıkıntı yaşıyorum. Ama gerçekten rengi mükemmel. Hatta bugün Gratis'te, Watson's'ta falan bulursam bir tane daha alacağım. Sadece el, şu lip oil'in üstüne şunu sürdüm. Bebek gibi oldu. Saçlarım hep böyle kalsın. Şunları çıkarttım ama hoşuma gitmiyor ya. Ne yapabilirim oraya? Örsem mi? Bakayım bir. Yani hep şöyle kalsın. Bozulmasın. Saçımı böyle topladım. Dedim şimdi gözümün önüne falan düşmesin, çıkmasın o yandan bu yandan. Ben darlanmayayım. Şöyle küpelerimi taktım. Şunu zaten çıkarmıyorum. Şöyle bir bilekliğim vardı. Bir de bunu taktım. Şimdi de üstümü giyeceğim. Bu arada ben evden çıkarken videoyu açmayı unuttum. Şimdi açıyorum. O küçük şeyi de almadım yanıma. Tripod gibi olan şeyi. Dedim kesin ben bununla şey yapamam, taşıyamam. Çekemem. O yüzden böyle elden devam. Şöyle bir kombin yaptım bakın. Bir tane mom jean tarzı bir kot giydim. Siyah sivit. Bu yeni aldığım ceketimi giydim. Öyle spor ayakkabı falan. Saçımı toplamıştım, açtım. Çünkü sivitin böyle yakısı falan çok boğuldu. Kötü göründü, kafam küçücük göründü. Şimdi de Aslıcığımla gidiyoruz. Buradan iniyoruz. Biz bir böyle patika bir yol var.
Bu yol sahile iniyor bizim evden. Çünkü Trabzon'da bilmem biliyor musunuz? Her yer yokuş. Yokuş olduğu için ya merdiven ya sahile inmek için ya merdiven kullanmanız gerekiyor ya da yokuş inmeniz gerekiyor. Öyle bizim de her yerde böyle patikalarda falan merdivenler var. Biz de şimdi merdivenden iniyoruz. Sonra dolmuşumuza bineceğiz. Merkeze geçeceğiz. Bizim merkezle yaşadığımız yer arasında 27 kilometre var. Yani yarım saat. Bazen 40 dakika. Hatta belediye otobüsleriyle falan bir saati buluyor. Rezalet. Ama yapacak bir şey yok. Doğduğun yer kaderindir. Ve ayrıca dolmuş fiyatları felaket. Neyse. Dolmuşa bineceğiz şimdi. İnince tekrar açarız. İndik dolmuştan ama dolmuş gerçekten benim anamı ağlatıyor ya, yok. Ben çok aç olduğum için bir şeyler yiyeceğiz. Ne benim yiyeceğiz? Benim yok. Senin yok çünkü ben açlıktan ölüyorum. Mal gibi tutuyorsun şunu. Ama tutamıyorum o taraf makarna. Evet. Şimdi Aslı sana 3 tane seçenek sunuyorum. 1, 2, 3 diyeceğim ben böyle parmaklarımla şey yapacağım. Sen seçeceksin. Ona göre yemek yemeye gideceğiz. Midem bulanıyor. Şimdi bir dakika. Şöyle içinden seç. Ha bu. Ama ona ne dediğimi unuttum. Bir de ortadaki kalmış aklım. Ortadaki diyecektim. Aynen. Çevirmeseydin. Dur. Bir daha. Tamam. Ha bu. Ya ortadaki ya. Ortadaki. Ha. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Karıştırıyorum evet. Sana. Bak şimdi buna şey dedim, burger dedim ortadakine. Şuna tost dedim, bir tane tostçu var burada çok meşhur. Çok güzel tostu bu arada. Vizyonsuz. Şuna da dolunay dedim. Hayır dolunay inmeyelim. Ne istiyor? Dolunay midem bulandırır benim. Yani ya burger'a gideceğiz ya o tostçuya gideceğiz. Tostçu da çok güzel ama evde de bu sıralar çok tost yiyoruz. Kardeşim bir tane elbise beğenmiş bir butikte. Fiyatı ne kadar onun? Ona bakmaya geldik. Gereksiz fiyatı da pahalı zaten. Çok beğenmedim. Ben böyle bütün tarzımı çok. Şurada bir tane süt var. Bunu beğendim. Peki. Aslı yiyecek misin? Bence de deneme. Gerek yok yani. Yani kısa bir elbise için fazla bir para bence. Saçların çok güzel görünüyor. Bu arada burası Trabzon'un enişteki altın caddelerinden biri. Altın falan satılıyor. Evet her yerde görüyorsunuz ışıl ışıl. Yukarısı bankalara falan çıkıyor. Bir de böyle insanlar hep üstüne yürüyor. Delirme garantisi. İki tane kargo yollayacağım sadece. Hediye vermiştim iki takipçime ve onları kargolayacaktım. Kargo şirketine gittim uzun zamandır da. PTT dışında herhangi bir kargocudan, kargo şirketinden kargo yollamıyordum. Gittim. Küçük bir şey ya, küçücük bir şey. 70 lira dedi. Küçücük bir şeye. En küçüğü zaten en düşüğü de 50 liradan başlıyormuş. O da zarf. 50 lira. Ya bana çok abartı geldi fiyatla. Yemek yiyelim, öldüm açlıktan. Bakın. Her taraf altın bakın. Her taraf altın. Gümüş. Altın. Altın yani. Altın. Çünkü kunduracılardayız ve burası böyle full kuyumcuların falan olduğu bir sokak. Nice. O kadar konuştuk burger mu, tost mu falan filan diye. Böyle Papyon Burger diye bir yer var. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Hamburger yemeye geldik. Yani chicken burger yiyeceğim ben. Tavuk burgeri çok severim. Midem bulanıyor ya. Yoruldum. Videoyu da başlatamadım çünkü aptal gibi midem bulanıyor. Yani bu merkeze gelip dolmuşa bindiğim zamanlar inanılmaz midem bulanıyor. Böyle yemek yedik kalktık. Annemin eski bir saati vardı. İnşallah beni duyuyorsunuzdur bu arada. Annemin eski bir saati vardı. Saatçiye getirdim ona. Arkası kapağı düşmüştü. Onu yaptırmak için.
Öyle saati bıraktık, şimdi kuaföre geldik. Kuaförden çıktık. Uf, yanağım çok kötü. Bu ne be? Şuradan olmuş. Şuradan mı? Evet. Orası sivilce çıktı, burası aşağı düşüyor bak şimdi. Orası morarmış gibi. Neyse, kuaförden çıktık. İşimiz bitti. Kahve içmeye geldik. Böyle bir şeyler için. Saatini de aldım bu arada, bakayım. Şu annemin genç kızlık saati. Instagram'da sürekli linkini istiyorsun ama linki yok. Yok. Şeye gidiyorsun, saat çok güzel. Hangisi? Şunu. Oğlum ben ondan şey yapayım. Aslıhan dedi bir de. Benim adım Aslıhan dedi. Acıyor bacağım. Bacağım böyle kaşımışım kaşımışım, yara olmuş. Evde Umre videosu gelsin diyor. Gelmesin. Nerede göremiyorum. Evde Umre videosu gelsin. Şuna biraz basketim bana Umre yapsın. Yapmam da bu arada. Yapan. Tamam okey, şu önlerini falan açmıştım da gerçekten onu düzeltene kadar götümüz çıktı. Ya biz hiçbir şey olmaz da bu arada. Tabii ile yapıyorlar. Neyse, kahve içerken. Her zamanki gibi şaşırtmadım ve latte vanilya aldım. Aslı da filtre kahve aldı. Bakın burası da Trabzon Uzun Sokağı. Uzun Sokak. Duymuşsunuz Uzun Sokak. En meşhur caddelerinden biri. Az önce etek almak için girdiğim bir mağazadan tayt alıp çıktım. Nişanda da tayt giyerim artık. Kahvelerimizi elimize aldık, öyle deli danalar gibi dolanıyoruz. Sanki uzun zamandır gelmemişiz gibi. Şimdi bir koton adlak şeyler bakacağız. Bir nişan için bir etek, yani bir böyle transparan bir üstüm var. Onun altına giyebileceğim güzel bir etek arıyorum. Kendini Zara sanan adlaksa geldik. Fiyatlara bakın şimdi. Saçmalama, bu 200. Şimdi, onlar ucuz ama şunu bir tut. Bakın şimdi kızlar, şu dümdüz bir beyaz fermuarlı sivit. Fiyatına bakın. 400 lira. Bershka'da ben favladım, Trendyol'da 250 lira. Abi Bershka mı, Adidas mı? Birazcık İngiliz home gezelim. İndirim varmış, %50 + %20. En sevdiğim bölüm her zaman bardak bölümüdür. Bakın şu bardaklar var ya, bunları bayağı beğeniyorum. İkili dörtlü fiyatı 60 lira. Oha, çok uygun şu anda. Şunun dörtlü fiyatı 60 lira, alayım şundan bir tane. Şunların fiyatları... Ama o da 71 lira. Şunlar da 71 liraymış. Bundan bir tane daha mı alsam, bundan mı alsam? İsterseniz şöyle 4 bundan da yapabilirsiniz. Öyle mi? Mesela yine tabii de böyle bir yere geliriz de esen alışveriş yapmazdım. Gördüğünüz üzere sürekli bir şeyler alıyorum. Sürekli. 3 tane bardak şeysi aldı ya. 3 tane. Bizimki kırıldı. Evdeki. Ay kızlarım, eve geldim sonunda. Ancak açabildim videoyu. Şu saçım başımın haline bakın, ne hale geldim. Bir yağmur yağıyor burada. En son English Home'a girdiğimizde videoyu çekmiştim sanırım. Şimdi English Home'dan büyük bir çanta alışveriş yaptım. Neler aldım size göstereyim. Şimdi English Home'da indirim vardı. 250 TL'ye 50 TL indirim oluyordu. Ben de bardak alacaktım ne zamandır çeyizimi. Uzun zamandır almıyordum. Almıyordum derken benim çeyizimde hiç bardak yoktu. Şöyle bunlar bir bunlar sürü benim. Bardak seti aldım. 250 TL'ye 50 TL indirimi hanımefendi değerlendirdi. Neyse, ben onları giderken alacağım. Şöyle klasik, biliyorsunuz English Home'un şeyleri var. Bardak setleri, dörtlü. Onun bir büyüğünü bir de küçüğünü aldım. İçlerini göstereyim size. Şu küçüğünün fiyatı bu arada 60 liraydı. Bence gayet iyi. Ve nostaljik. Ben çok seviyorum bunları. Yani şu çok güzel bir. Hem meşrubat hem su bardağı. Ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bir de onun uzun olanını aldım. Takım halinde alabilirim. Yani böyle hani iki tane misafirim gelirse. İki de biz. Evimde çok misafir rahatlıkla. Misafir diyecek ki niye bana şey yapıyorsun. Hem onu hem bunu kullanabilirim. Çok güzel bunlar. Bir de Paşa Bahçe indirimdeydi English Home'da. Bakın şimdi. Ay bunlar en güzel. Şunlar Aslı'nın aldıkları. Ben de bunların aynısını kulplusunu aldım. Kamufle. Bunların tekli fiyatı. Bunlar bu arada tekli de alabiliyordunuz. Tekli fiyatları bu 28 lira. Kulplusu ben böyle daha iyi değil mi? Kulplu olanını aldım. Böyle bir bardağı gibi duruyor. Bence çok güzel soğuk kahve yapılır bunda. Seninki daha yeşil. Bakayım. Daha kalın benimkisi seninkinden ve tabanlı. Bu da 36 lira. Bir duşa gireceğim.
güzel bir cilt bakımı yapacağım. Cilt bakımı yaparken tekrar sizi açacağım. Şimdi ben duş aldım geldim. Sizi de şöyle yerleştirdim. Gerçekten şu anda cildim kupkuru. İlk önce bir bakım yapacağım. Peeling falan yapacağım. Sonra da nemlendireceğim. Yapalım. Şu The Pressed'in bu neydi bunun adı? Enzim Peeling. Bunu çok seviyorum gerçekten. Çok güzel bir ürün. Bunu bu arada çok yoğun almayın. İnanılmaz yoğun kokuyor. Çok yoğun kokusu var. Beni tek rahatsız eden şey bu. Şunu kullanıyorum önce. Elsevier'in Hydra Hyaluronic Nem ile dolgunlaştıran serumu diyor. Bayağı güzel bu arada. Ben bunu çok çok sevdim. Ama normal saç kremi benim saçımı çok hızlı yağlandırıyor. Ben de sevmiyorum. Şöyle yağlar kullanıyorum ben de. Yani duş sonrası kremler, yağlar, böyle şeyler kullanıyorum. Ya da HC Care markasının saç bakım maskesini ona şimdi ablama getirdim. O kullanacak. Biraz sonra alırım ondan yine. Kullanırım. Onu da bayağı seviyorum bu arada. Serum süreceğim. Luxera markasının bu niacinamide serumunu sürüyorum. %5 niacinamide, %1 zinç varmış. İçinde anti-bilemiş formül diyor. Yani sivilce karşıtı bir formül. Ben böyle ucunu yüzüme değdirdim ama siz değdirmemeye özen gösterin. Fit Alive markasını onarıcı bakım kreminden şöyle bırakıyorum. Her Beden markasının da bu morluk karşıtı gözaltı kremini kullanıyorum. Bakımımız da bittiğine göre vlogu da burada kapatıyorum. Ama siz dediğim gibi, bir önceki videoda dediğim gibi, ne istiyorsanız, size ne çekmemi istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Beni takip etmeyi, videoyu likelamayı unutmayın. Öpüyorum.